Hayatın gayesi, yaratılışın manası silinmiş, yok olmuştu. Her şey manasız, başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. O vahşet devrinde kainat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğüydü. İşte insanlığın akıl ve kalbinde düğümlenen "Necesin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularını, düğümlerini çözüp kainatın sahibini ilan ve ispat edecek bir zatın teşrifi sadece insanların ruh ve kalbini değil, diğer varlıklarda, hatta cansız eşyada bile yansıması bulacaktı. Doğudan batıya bütün alemin nurlara büründüğü, ilahi değişimin tecelli ettiği o gece neler oldu, neler? Yahudi ileri gelenleri ve alimleri kitaplarında daha önce rastladıkları işaret ve müjdelerin açığa çıktığını gördüler. Kimsenin haberi olmadan en önce onlar bu müjdeyi verdiler. O gece Yahudi alimleri semaya bakıp "Bu yıldızın doğduğu gece Ahmet doğmuştur" dediler. Bir Yahudi ileri geleni Mekke'de peygamberimizin doğduğu gece işlerinde Hişam ve Velid bin Muire, Utbe bin Rabia gibi Kureyş ileri gelenlerin bulunduğu bir toplantıda "Bu gece sizden birinizin çocuğu oldu mu?" diye sordu. "Bilmiyoruz" diye cevap verdiler. Yahudi, "Vallahi sizin bu ihmalinizden iğreniyorum. Bakın ey Kureyş topluluğu, size ne söylüyorum, iyi dinleyin. Bu gece bu ümmetin en son peygamberi Ahmet doğdu. Eğer yanlışım varsa Filistin'in kutsiyetini inkar etmiş olayım. Evet, onun iki küreği arasında kırmızımtırak, üzerinde tüyler bulunan bir ben var" dedi. Toplantıda bulunanlar Yahudinin sözünden hayrete düştüler ve dağıldılar. Her birisi evlerine döndüğünde bu durumu ev halkına anlattılar. Bu gece Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın bir oğlu doğdu. Adını Muhammed koydular, haberini aldılar. Ertesi gün Yahudi'ye vardılar. "Bahsettiğin çocuğun bizim aramızda dünyaya geldiğini duydun mu?" dediler. Yahudi, "Onun doğumu benim size haber verdiğimden önce midir, sonra mıdır?" dedi. Onlar, "Öncedir ve ismi Ahmet'tir" dediler. Yahudi, "Beni ona götürün" dedi. Yahudi ile beraber kalkıp Hazreti Amin'in evine gittiler. İçeri girdiler, peygamberimizi Yahudi'nin yanına çıkardılar. Yahudi, peygamberimizin sırtındaki beni görünce üzerine baygınlık geldi, fenalaştı. Kendine gelip ayıldığı sırada, "Ne oldu, sana yazıklar olsun" dediler. Yahudi, "Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Artık Yahudi alimlerinin kıymet ve itibarı da kalmadı. Araplar peygamberleriyle kurtuluşa ereceklerdir. Ey Kureyş topluluğu, ferahladınız mı? Vallahi size doğudan batıya kadar ulaşacak bir güç, kuvvet, bir üstünlük verilecektir" dedi. Kainatın efendisini dünyaya getiren Bahtiyar annesinin henüz dünyaya gelmeden görüp gördükleri çok manalıydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama hamileyken rüyasında şöyle denmişti: "Sen insanların en hayırlısına ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. Onu dünyaya getirdiğin zaman hem hasetçinin şerrinden korunması için bir tek ona sığınırım de, sonra ona Ahmet yahut Muhammed ismini ver."
Yine kendisinden çıkan bir nurun aydınlığında bütün doğuyu ve batıyı, Şam ve Busra saray ve çarşılarını, hatta Busra'daki develerin uzanan boyunlarını gördüğünü Abdülmuttalib'e anlatmıştı. Aynı gece Hazreti Amine'nin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesinin gördükleri de şöyle. O gece evin içi nurla doldu. Yıldızların sanki üzerime dökülecekmiş gibi sarktıklarını gördük. Evet, bu ulvi anı dile getiren Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi bütün bu hakikatleri şöyle beytiyle şiirleştirmiştir. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmedin. Rebiülevvel ayının 12. gecesi, yapılan hesaplamalara göre miladi takvime göre 20 Nisan'a denk gelen gece idi. Dünyayı şereflendiren iki cihan serveri aleyhissalatü vesselamın üzerini o günün bir adeti olarak bir çanakla kapattılar. Araplara göre o zaman gece doğan çocuğun üzerine bir çanak koymak ve gündüz olmadan ona bakmamak adetti. Fakat bir de baktılar ki Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın üzerine konulan çanak yarılarak ikiye ayrılmış. Efendimiz gözlerini gökyüzüne dikmiş, baş parmağını emiyordu. Evet, bu işaret her türlü küfrün, zulmün, şirkin ve her türlü batıl inanç ve adetlerin parçalanıp yok olması, imanın, nurun ve hidayetin kainatı aydınlatması için gönderilmiş bir peygamber idi. Aynı gece Kabe'de tapılmakta olan cansız putların çoğunun baş aşağı devrildiği görüldü. Aynı gece Kisra Sarayı'nın beşik gibi sallanıp 14 balkonunun parçalanıp yerlere döküldüğü öğrenildi. Sava'da mukaddes tanınan gölün suyunun çekilip gittiği görüldü. Bin senedir yakılan ve söndürülemeyen Mecusi ateşinin sönüverdiği müşahede edildi. Bütün bunlar işaret ve alametlerdir ki yeni dünyaya gelen zat ateşe tapmayı, puta tapmayı kaldırıp Fars saltanatını parçalayarak Allah'ın izni olmadan kutsal tanınan şeylerin kutsallığını ortadan kaldıracaktır. İşte bu gece veladeti Nebi gecesi diyor ve onun bütün kalbimizde, ruhumuzda her sene yeniden yad edip kutluyoruz. Bütün kainatla bu geceyi karşılayarak onun aleme teşrifine kıyam ediyoruz. Getirdiği ebedi nura, açtığı saadet caddesine ve sünnet-i seniyesine yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, bağlılığımızı tazelemek ve yüce bir şeref ve ne büyük bir saadettir. Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün şefaatine nail eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim bana bir selavat getirirse Cenab-ı Hak da ona 10 selavat getirir. 10 günahını bağışlar, 10 derece yükseltir. Hadi hep birlikte Peygamber Efendimiz'e bir selavat getirelim.